Serra Sarra, ben Serra TV'ye hoş geldiniz. Bu programdaki konumuz acaba hayatımızdaki insanlar bize yük mü oluyor? Çoğu zaman bunu insanlardan duyuyorum. Çünkü eğitimlerde oluyoruz, işte yoga pratiklerinden bahsediyoruz ve genel olarak şey oluyor. Hani Hayatımdaki insanlar olmasaydı her şeyi çok daha rahat yapardım. Eve giderdim, 3 saat meditasyon yapardım, istediğim gibi asana pratiği yapardım. İşte hiç kimseyle ilgilenmemem gerekirdi. Ya da işte bana diyorlar oh ne güzel bekarlık, sultanlık, ne güzel hayatınızda istediğiniz zaman istediğiniz yere gidiyorsunuz. Kimseye de bir şey söylemenize gerek yok. Şimdi tabii ki bu programa başlamadan önce bu konuşmalara girmeden önce öncelikle şeyden bahsetmek gerekiyor. Hepimizin kendi hayat hikayeleri var, darması var. Hepimizin kendi kader planı var. Hepimiz içinden geçmemiz gereken kader planlarının içinden geçiyoruz. Neden? Çünkü bu kader planları bize özel yazılmış kader planları bunların içinden geçerek kendimizle ilgili görmemiz gereken şeyleri görüyoruz. Bu kader planlarının içinden geçmesek başka birinin kader planından geçsek o kader planı bize o kadar faydalı olmayacak. Çünkü biz kendimizi kendi konularımızı görmek istiyoruz. Yani bir şeyin içindeysen tesadüfi olarak onun içinde olmuyorsun. Sana faydası olduğu için, senin ilgisi olduğu için, senin hikayen olduğu için onun içinde oluyorsun. Öncelikle bunu bir cebimize koyarak programa devam edelim. Hayatımızda çeşitli insanlar giriyor. Ailemiz var. Ailemizle başlıyoruz hayata. Okullara başlıyoruz, arkadaşlarımız oluyor, iş yerlerine gidiyoruz, çalışma arkadaşlarımız oluyor. Evleniyoruz, boşanıyoruz, sevgililerimiz oluyor, çocuklarımız oluyor, akrabalarımız oluyor. Birçok insan var hayatımızda. Ve bu insanlarda dediğim gibi dönem dönem bir bir iş yerinde çalışmaya başlıyorsun. Misal orada 5 sene çalışsın. Düşün o 5 sene boyunca ailenden bile çok aslında o insanları görüyor oluyorsun. Bazı insanlar hayatımızda sabit kalıyor. Bazen de böyle dönem dönem değişen insanlar hayatlarımıza geliyorlar, çıkıyorlar. Peki bu insanlar bize acaba gerçekten yük mü oluyor? Acaba hayatımızda gerçekten bu insanlar olmasa hayatımız çok mu iyi olacak? Çok mu rahat olacak? Hakikaten istediğimiz her şeyi mi yapacağız? İnsanın hayatında hep malzemeler veriliyor. Sana hep bir malzeme veriyor. Hayatındaki insanlar da senin bu malzemelerin oluyor aslında. Hayatına giren kimse boşuna girmiyor. Hayatında olan kimse tesadüfen orada olmuyor. Sinirini bozsa da, canını sıksa da, seni çok mutlu etse de, mutsuz etse de. Bu insanların hepsinin hayatında olmasının her zaman bir nedeni oluyor. Bazısı sana çok destek oluyor. Bazısına sen çok destek oluyorsun. Bazısı senin çok gönlünü hoş tutuyor. Bazı seni çok görüyor konulara ve duygulara kapılmadan hepsinin hayatımızda çok önemli yerleri olduğunu bildiğimiz zaman bizim de onlara yaklaşımımız değişiyor. Çünkü öbür türlü dediğim gibi diyoruz ki bunlar bana yük. Keşke bu insanlar olmasaydı. Uzun evliliklerde duyarsın. Ay keşke evlenmeseydim, çocuğum olmasaydı. 50 yıldır bu adamla evliyim. 50 yıldır bu adamı çekiyorum. Kimsenin kimseyi çektiği yok. Hayatımızdaki insanlar da nasıl işte yemek yiyoruz, üstümüze bir şeyler giyiyoruz, kendimizi besliyoruz, kendimize bakıyoruz. Bu insanlar da hayatımızdaki malzemelerin en önemli yerleri. O işe yer örneğine geri dönelim. Düşünsene her gün gittiğin bir yer var. Her gün görüştüğün insanlar var. Bu tesadüfi olabilir mi? Bu insanlar aslında senin o an hayatındaki yapı taşları. Yani onlardan alacağın bir şey var. Onlardan göreceğin destek var. Öğreneceğin şeyler var. Senin hoşuna gitmeyen ya da seni yoran insanlar bile aslında sana kendinle ilgili bir şeyler göstermek için oradalar. İnsan bunları yük olarak gördüğünde ne yapıyor? İnsan bir şey yük olarak görüyorsa ondan kurtulmak istiyor. Ve sen her gün aslında gittiğin bu iş yerine kurtulma enerji gidiyorsun. Keşke bu insanlar olmasaydı. Keşke şöyle olsaydı. Keşke böyle olsaydı. Ne oluyor o zaman da? Sen bu kurtulma enerjisiyle bir işin, bir ailenin, bir ilişkinin içinde var olduğun zaman, sen bu kurtulma enerjisi içinde aslında görmen gereken şeyleri görmüyor hale geliyorsun. Oradan ne alıyorsun? Orası sana ne veriyor? Orada neler yaşanıyor? Ve bu insanlar senin hayatına nasıl temel yapı taşlarını oluşturuyorlar? Ne yapıyorsunuz? Keşke olmasaydı. Okey, keşke olmasaydı ama varlar. Varlarsa demek ki onların varoluşunda bir amacı var. Çünkü o meditasyon örneğine dönelim. İşte evde kimse olmasaydı belki çok daha rahat meditasyon yapacaktın. Fakat ne oluyor? Evde birileri varsa ve akşam senin evin çok yoğunsa sabah erken kalkıyorsun meditasyon yapmaya çalışıyorsun. Akşam belki biraz daha geç yatıyorsun meditasyon yapmaya çalışıyorsun. Pratiklerini o ailenin içine uydurmaya çalışıyorsun. O evin dinamiklerini uydurmaya çalışıyorsun. Bu sende pratiğine çok ciddi bir bağ kurdurtuyor. Sen sen pratiğinin peşinde kalabiliyorsun. Yani aradaki hiçbir var olan şey seni engellemiyor aslında. Hiçbir şey sana yok değil ki. Sen bunların arasında o pratikte kalmayı öğreniyorsun. Sen etrafında birçok farklı şey varken o pratikte kalacak gücü ortaya çıkartıyorsun. İnsana her ne kadar öyle gelse de işte başkası var diye pratik yapamıyorum. Misal bütün gün sen rahat bir şekilde oturuyor olsaydın belki de o kadar rahat olacaktın ki kalkıp o pratiği yapmak içinden gelmeyecekti. Ama böyle bir evde yaşadığın zaman çok hareketli bir evde yaşadığın zaman Mesela akşamsa sadece senin pratik yapacağın alan o zaman her akşam tek alanın ne olduğu için tek zamanın ne olduğu için tıpış tıpış pratik yapmaya gidiyorsun. Hiç, sen, hiç bunu sorgulamıyorsun diye. Çünkü biliyorsun ki başka bir zamanın yok. Ya şimdi olacak bu şey ya da hiç olmayacak. Hayatına var olan bu insanlar senin pratiğinde çok güçlü temeller kurmana yardımcı oluyorlar. Konulara, insanlara nereden baktığımızla çok alakalı bütün şeyler. Bir insan olabilir hayata seni çok zorlar. Sabrını sınar. İşte birçok konuda seni belki irite eder. Ne yaparsın? O insanla uzak durmaya çalışta da Tabii ki bu da bir seçenek. Ama ya da o insanla o kadar var olmaya başlarsın ki artık o insanın seni sinir ettiği noktalara bakıp dersin ki ben neden bunlara sinir oluyorum? Bu adam her gün bana bunu yapıyor. Bu kadın bana her gün bunu yapıyor. Yani bu zaten böyle bir insan. Demiyor muyuz? Hayatımızda böyle insanlar oluyor. O, bu zaten böyle bir insan demeye başladığımız zaman bir yerden sonra neye bakmaya başlıyoruz? bu zaten böyleyse madem bu insan her gün böyle ben neden buna sinir oluyorum neden benim için de bu insan bu duyguları yaratıyor neden her gün ne olacağı belli olan bir insana ben her gün aynı tepkileri veriyorum ve o insan ne yapıyor o insan sayesinde biz kendimize bakmaya başlıyoruz o insan sayesinde neden ya neden bana bunları söylediğini ben sinir oluyorum bu bende nereye dokunuyor belki senin ileti olduğun bir insan sende kendini görmek için bambaşka bir dünyaya açıyor ya da ailelerde çok bu konu oluyor daha önce anne babalar üzerine konuşmuştuk anne babamıza illet olabilir Diyoruz, şu oluyor bu oluyor. Ama bir bakıyoruz bir konu yaşanıyor. Kökten öyle şeyler almışız ki anne babamız bize öyle şeyler katmış ki o belki irite olduğumuz anne baba. Onlardan aldığımız şeyler sayesinde inanılmaz bir şekilde bazı konuların içinden kolaylıkla geçiyoruz. Belki anlatmışım da daha önce benim babam çok disiplinli bir adamdı. Ama ne oldu ben böyle üzülürdüm küçükken ne kadar disiplinli bir adam. Hani başkalarının babaları daha yumuşak insanlardı. Fakat babam bizi o kadar disiplinli bir şekilde yetiştirdi ki mesela yoga pratiğinden bahsettiğimiz zaman insanların disipline ilgili yaşadığı sorun yaşadığı konuların hiçbirini ben yaşamadım. Hepsi bana o kadar kolay geldi ki bir şeye oturmak bir pratiğe başlamak kalkmak. Çünkü ne mutlu ki babam bana bunu aşılamış işte hayat hiçbir zaman tesadüfler üzerine kuruldu değil ya senin hayatına verilen herkes sana da bir, verilen bir malzeme. Ben babam malzemesi sayesinde ne mutlu o bana o kadar onu öğretmiş ki hiçbir sorun yaşamadım hayatımın ilerleyen zamanlarında. Yaşamımızdaki insanlara nereden baktığımızla çok alakalı aslında. Ne oluyor? Güzel olan insanlara, tatlı bulduğumuz insanlara böyle gözümüze kalplerle bakıyoruz. Ki o bakmada bir yere kadar canımızı sıktıkları zaman yine gözlerimizdeki o kalpler hafif hafif ortadan kalkıyor. Başka başka şekilde o insanlara bakmaya başlıyoruz. Aslında konu hayatımızdaki insanlardan ziyade biz bu insanlara nasıl bakıyoruz? Bu insanların hayatımızdaki yerlerini gerçekten olduğu gibi görüyor muyuz? Yoksa yine duygularda mı kayboluyoruz? Beni sinir eden, beni mutlu eden, işte beni iyi hissettiren, beni kötü hissettiren. Bakmamız gereken şey bu insanlar bize verilmiş. Şu an hayatımızda olan insanlar demek ki bunlarla aramızda olan iletişimden bizim bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden şu an hayatında olan insanların tesadüfen orada olmadığını her şeyden önce mutlaka algıla. Onlar varsa hepsini kendinde bir şeyleri görmen için, hayatın sana verdiği hediyeler olarak varlar. Hediye formatını beğenmiyor olabilirsin ama onlar her halükarda yine de hediye olarak oradalar. Ve bu insanlardan kurtulmak yerine, bu insanların sana yük olduğunu düşünmek yerine bu insanlar sana hayatta neyi veriyor? Nerede destek oluyorlar? Nerede belki destek olmuyorlar ki orada sen aslında kendi gücünle var olabiliyorsun? Bütün bunlara baktığın zaman, hayatındaki insanların fonksiyonunu gördüğün zaman artık onların kurtulacak bir şey değil. Aksine seni o an için tamamlayacak konular olduğunu, tamamlayacak insanlar olduğunu görürsün. Hayatında o insanlar olmasaydı hayatın çok farklı olacak değil. Hayatında o insanların olması gerektiği için, hayatının içinden o insanlarla geçmen gerektiği için o insanlar hayatında. Bunu bilerek hayatına baktığın zaman o insanları yük olarak değil, dediğim gibi renk olarak göreceksin. Hayatındaki o muhteşem renkleri göreceğin şahane günler diliyorum. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki programda görüşmek üzere.